Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün yine sizler için keyifli bir masal hazırladım sevgili çocuklar. Umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın kahramanı Keloğlan. Keloğlan kültürümüzün en önemli masal kahramanlarından bir tanesidir sevgili çocuklar. Evet. Bizim Keloğlan kasabanın birinde, köyünde annesiyle birlikte yaşamaktadır sevgili çocuklar. Fakat annesi hemen her gün gelip Keloğlan'a sistem etmektedir sevgili çocuklar. A benim oğlum, keleş oğlum. Bir baltaya sap, bir sapa balta olamamış oğlum. Ne olacak senin bu halin oğlum ha? Keloğlan olan elini ensesini atıp Vallahi ana ben padişahın kızını alacağım. Seni de kendimi de bu sefil hayattan kurtaracağım. Seni de padişahın kızının kaynanası yapacağım der. Bizim kel anası eline geçirdiği bir dernekle hem bir işe yaramazsın hem de miskin miskin yatarsın. Üstelik de padişahın kızını alacağım diye hayaller kurarsın. Ha der elindeki sopayı bizim Keloğlan'ın bir kel başına bir sırtına bir kel başına bir sırtına vurarak evden kovalar. Evet sevgili çocuklar bir gün böyle beş gün böyle olan artık anasının dayaklarından usanmıştır. Yeter ana yeter der artık ben gidiyorum. Anası nereye oğlum ha nereye? Ben saraya gideceğim ana artık bu sefer hayattan kurtulacağım. Hem kendimi hem seni kurtaracağım. Üstelik bak göreceksin bu sana sözümdür. Padişahın kızını alacağım seni de padişahın kızının kayranası yapacağım der. Çaresiz annesi bir türlü kele olana sözünü dinletemez sevgili çocuklar. Bizim kele olan hemen ahıra gider, ahırdaki eşeğini çıkartır, üzerine bir heybe yerleştirir. Heybenin gözlerine de bir miktar yiyecek alır sevgili çocuklar. Eşeğini biler, biner, doğruca eşeğini saraya doğru sürer sevgili çocuklar. Bir müddet yol aldıktan sonra vakit öyle vaktidir. Kele olanın bir hayli karnı acıkmıştır. Der ki ya der şu ağacın gölgesine oturayım, biraz dinleneyim, biraz ekmek yiyip karnımı doyurayım der. İner eşeğinden ağacın gölgesine oturur, heybesindeki yiyecekleri çıkartır. Tam bu arada uzaklardan bir derviş gelir sevgili çocuklar. Selamun aleyküm. Yolcu ne yapıyorsun burada der Keloğlan'a. Keloğlan, aleyküm selam emmi gel karnımı doyuracağım. Hadi Otur sen de beraber yiyelim. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye yeter der. Derviş, hay senden Allah razı olsun. Keloğlan, benim de karnım çok acıkmıştı. Yanımda yiyeceğim de kalmamıştı der. Ve oturur, Keloğlan'la birlikte bir güzel karınlarını doyururlar sevgili çocuklar. Karınlarını doyurduktan sonra bir güzel derviş yemek duası yapar. Ve Keloğlan'a der ki, senden Allah razı olsun Keloğlan. Yemeğini benden paylaştın karnımı doyurdun, karnım da çok acıkmıştı. Ben de sana küçük bir ikramda bulunayım der. Ve hemen kesesinden bir avuç leblebi, sarı sarı leblebi Keloğlan'a verir. O der Keloğlan, ben leblebiyi çok severim derviş baba. Allah razı olsun der. Derviş, afiyet olsun, şifa olur inşallah der. Acıktığında yersin der. Tam Keloğlan sarı leblebileri cebine koyacağın bir anda derviş Gözden kaybolur sevgili çocuklar. Sırra kadem basar. Kel olan sağına bakar, soluna bakar. Bir türlü dervişi bulamaz. Allah Allah der ya. Bu neydi? Hızır mıydı? Cin miydi? Peri miydi? Neydi bu adam? Kimdi? Nereye gitti bir anda der. Ve avucundaki leblebilere bakar sevgili çocuklar. O sarı sarı leblebiler bir anda altın leblebiye dönüşmüş sevgili çocuklar. Allah Allah der kendi kendine. Şu Rabbimin işine bak ya Rabbi der. Allah beni ödüllendirdi. Neyse der. Hadi bakalım. Benim dünyalıkla işim olmaz ama onu cebime yerleştireyim. Lazım olduğu zaman kullanırım der. Ve gömleğinin cebine, işliğinin cebine kor o altın leblebileri. Hadi bakalım der. Yolculuğa devam. Eşeğinin sırtına hebesini yükler. Üzerine de kendisi biner sarayın yoluna doğru eşeğini sürer. Bir müddet yol giderler sevgili çocuklar. Daha sonra vakit ikindi vakti olmuştur. Der ki kendine, ben de şu, bu arada da bir su kuyusuna denk gelirler. Şu kuyusunda der, biraz su çekeyim, hem biraz su içeyim, hem bir abdest alayım, ikindi namazını kılayım, biraz daha dinleneyim, daha sonra yoluma devam ederim der. Eşeğinden iner, tam kuyudan su çekmek için eğildiğinde cebindeki o altın leblebilerden bir tanesi çup diye kuyunun içerisine düşer sevgili çocuklar. Aman Allah'ım kele olan telaşlanır başlar bağırmaya. Leblebimi ver, leblebimi ver, leblebimi ver, leblebimi ver, leblebimi ver, leblebimi ver diye zıplamaya başlar. Bu arada kuyunun içerisinde, dumanlar içerisinde bir dev belirir çocuklar. Aman Allah'ım bir dudağı yerde, bir dudağı gökte boyu dersen tam iki apartman boyundadır sevgili çocuklar. Bizim köle olan bu devden çok korkar geriye çekilir. Dev der ki dur Keloğlan korkma ben periler padişahının oğluyum sana hiçbir zararım olmaz der. Ve elindeki o düşen altın devlebeyi gösterir. Sen der bunu nereden aldın? Bundan başka sende var mı? Hadi der. Varsa bana bir tane daha ver. Ben de sana Başka bir şey veririm der. olan sen bana ne vereceksin? Ha? Ne vereceksin? Sen hele der bana ver bir tane leblebi. Bak ben sana başka bir şey vereceğim der. olan elini cebine atar. Bir tane leblebi daha verir deveye. Hadi bakalım der. Sen ne vereceğim bana? Dev bir tane şöyle küçücük bir sofra verir sevgili çocuklar. Bizim Keloğlan'a. Keloğlan der ki, Hey ya Rabbim der ya. Vere vere der. Bana bu küçücük sofrayı mı verdin der. Boyundan bosundan utan der. Hiç yakıştı mı senin bu kocaman boyuna küçücük bir sofra hediye etmek? Ha? Kele olan der. Dev der ki. Hey biri akılsız der. Sen o sofranın ne işe yaradığını biliyor musun der. Bu sofra perilerin sofrasıdır. Onu önüne koyduğun zaman Açıl sofram açıl, saçıl sofram saçıl, bana bir keşilik yemek gönder dediğin zaman senin o sofran açılır, büyür ve üzerine çeşit çeşit yemekler gelir. Ve o yemekleri yersin afiyetle der. Keloğlan çok şaşırır. Ha der ya bu işe mi yarıyormuş bu? Eyvallah der ya sağ olasın. Dev kardeşler hemen sofrayı toplar, küçücük sofrayı cebine yerleştirir. Tam hadi eyvallah der eşeğine binip gideceği zaman dev der ki dur dur kere olan gitme. Senin sana der benim başka bir şey daha vereceğim. Gel buraya der Keloğlan olan gelir. Hemen dev Keloğlan'a olana iki tane tüy verir. Birisi siyah renkte, birisi beyaz renktedir bu tüylerin. Der ki Keloğlan, olan olana dev. Keloğlan olan ben seni çok sevdim. Bak çok iyi niyetli birisin der. Sen ne zaman başın sıkışırsa, ne zaman yardıma ihtiyacın olursa bu İki tüyü, siyah ve beyaz tüyü birbirine sürt, ben hemen gelirim, senin ne isteğin varsa, ne talebin varsa onu yerine getiririm der. Tamam dev kardeşler, alır o iki tane tüyü, hemen kuşağın içerisine yerleştirir ve bu anda bu arada dev gözden kaybolur, kuyunun içerisine çekilir gider. Bizim keloğlan da eşeğine biner ve doğru saraya doğru eşeğini sürer. Bir müddet daha yol alırlar eşekle birlikte ama vakit artık akşam olmuştur sevgili çocuklar. Tam akşam ezanı okumak üzeredir. Bir köye denk gelirler. Bu köyün girişinde yaşlıca bir adam çok üzgün, canı sıkkın, morali bozuk bir şekilde oturmaktadır. Kel olan bu yaşlı adama selam verir. Selamun aleyküm dayı. Nedir bu kederli halin ha? Akşamın bu vaktinde neden burada oturuyorsun evinde değilsinler? der. Adamın canı çok sıkındır. Git işine bir adam der. Sana ne benim burada oturduğum der. Benim canım sıkın oturuyorum der. Gel olan emmi dayı Yahu der derdini söyle. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Söyle bakalım sen hele derdini. Bakalım belki senin derdine bir çare bulunur der. Ya der Önce sen kendi derdine bak. Bu kel başınla der, benim derdime derman mı olacaksın sendir? Kel olan, ya dayı insanları bu kadar küçük görme. Bizim de kendi halimize göre insanlara yardım edecek bir durumumuz vardır elbette der. Adam utanır mı sever kel olandan? Ya kardeşim kel olan hiç sorma. Ben bu köyün asiyim der. Bizim köyümüzün su aldığı tek bir pınarımız var. O pınarın başına da şu ormanlık alandan iki tane aslan geldi yattılar. Ne yaptık ne ettiysek o aslanları Pınar'ın başından bir türlü kaldıramadık. Günlerdir köylü perişan. Bir türlü su alamıyorlar. Susuzluktan kavruldular, yandılar, ölecekler der ya. Köylü çok perişan oldu. Benim de canım buna sıkın. Bir türlü köyün ağası olarak bu soruna bir çözüm bulamadım der. Köylü olan dur emmi dur der. Çok sinirlenme. Sakin ol der. Bir çaresi bulunur. Hemen eşeğinden iner. O kuşağındaki siyah ve beyaz tüyleri çıkartır. Birbirine sürter. Aman Allah'ım köyün ortasında böyle bir toz duman içerisinde o kocaman dev bir anda beliriverir Keloğlan'ın karşısında. Söyle bakalım der Keloğlan. Benden ne isteğin var? Keloğlan der ki dev kardeş hiç sorma. Bak bu yaşlı amca, dayı bu köyün ağasıymış. Bu köyünde su aldığı bir tek pınarı varmış. Pınarın başında da iki tane aslan varmış. Köylü korktuğu için o pınarın başına gidip sularını alamıyorlarmış. Ne olur der, senin gücün her şeye yeter. Şu aslanları oradan bir uzaklaştır der. Tamam der dev sevgili gel olan. Hiç sen üzülme, ben hemen hallederim der. Tek hamlede o kadar boy uzun büyükmüş ki pınarın başına eğilir. O Aslanları ensesinden tuttuğu gibi doğruca ormana fırlatır atar. Ve dev ortadan kaybolup gider. Aman Allah'ım! Köyün ağası sevinçten havalara uçmaktadır. Hemen Keloğlan'ın boynundan sarılır. Beni affet der. Ben sana çok kötü davrandım. Senden böyle bir şey beklemiyordum der. Hava, e, hava karardı. Vakit geç oldu. Hadi der. Yoluna yarın sabah devam edersin. Gel bugün akşam benim evimde misafirim ol der. Keloğlan kabul eder. Tamam dayı der. Artık yoluma sabah devam ederim der. Ve A'nın evine misafir olur sevgili çocuklar. A'nın da bir kızı vardır. Keloğlan önüne mükellef bir sofra hazırlar. Ağayla Keloğlan otururlar, bir güzel karnını doyururlar, yemek duası ederler ve arkasından sohbet başlar. A der ki Keloğlan'a, olan nereden gelip nereye gidersin, senin derdin nedir der. olan der ki, dayı hiç sorma, ben anama söz verdim. Köyümden ayrıldım, saraya doğru giderim. Sarayda padişahın kızına talip olacağım, padişahın kızını alırsam, anamı da padişahın kızının kaynanası yapacağım. Hem bu sefil hayattan hem kendimi hem de anamı kurtaracağım. Anama söz verdim der. Köyün ağası der ki, yav kele olan etme gitme. Değil sen padişahın kızını almak, sarayın kapısından dahi senin geçirmezler. Nasıl gireceksin, nasıl padişahın kızına talip olup da padişahın kızını alacaksın der. Yo emmi der, elbette bir yolu bulunur bunun der. Göreceksin bak, ben gideceğim o padişahın kızını alacağım der. Yav kele olan der, dur der. Benim kızım çok kitap okur. Sarayda ne tür entrikalar döner onu da bilir. Çağıralım sana saraya nasıl gireceğinin yolunu sana tarif etsinler. Hemen kızına seslenir ağa. Ağanın kızı gelir. Der ki kızım böyle kem böyle kel olan saraya gidecek. Padişah kızına talip olacak. Padişah kızıyla evlenmek istiyor. Bu adam nasıl saraya girecek? Bunun yolunu buna bir göster der. Tarif et der. Kız der ki valla baba padişahın kızı bu Keloğlan'ı alır mı, almaz mı orasını bilemem. Ama der, saraya nasıl gireceğini ben ona tarif edeyim. Fakat der, sarayda bir tane başvezir var. O başvezir çok tehlikeli birisi der. Ona çok dikkat etmesi lazım. Çünkü o başvezir, padişahın kızını kendi oğluna almak istiyor der. Keloğlan, tamam bacım der, dikkat ederim. Ben der, saraya nasıl gireceğim? Bak der Keloğlan, birkaç gün içerisinde, Sarayda büyük bir tören düzenlenecek. Bu törende padişahın kızını evlenmek isteyen damat adayları bir araya gelecek. Tören başladığında padişahın kızı elinde altın bir elmayla gelecek. Bu altın elmayı tüm damat adaylarının başının üzerine fırlatıp atacak. O altın elma kimin kafasına düşerse padişahın kızı o damat adayla evlenecek. Sen de fırsatlarını bulur da bu damat adayların arasına karışırsan senin de bir şahsın olur der. Tamam bacım der, Allah razı olsun der. Bana saraya girmenin yolunu gösterdin. Ben bir yolunu bulur girerim der. Ve baba kız kel olan yatarlar güzel bir uyku çekerler. Ertesi sabah kel olan erkenden kalkar eşeğin üzerine heybesini kor. Bu arada köyün ağası Keloğlan'ın eşeğinin heybesine epeyce bir yiyecek dekor. Bunu der, yolluk yap. Teşekkür eder, sarılırlar, vedalaşırlar. olan eşeğini biner, doğruca eşeğini saraya doğru sürer sevgili çocuklar. Keloğlan bir yolunu bulup saraya girmiştir. Ve o damat adaylarının arasına karışmıştır sevgili çocuklar bu arada. Tören başlar. Padişahın kızı elinde altın elmayla gelir. Altın elmayı damat adaylarının başının üstüne atar. Tesadüf bu ya altın elma gelip bizim Keloğlan'ın kafasına düşer. Keloğlan çok mutlu olur. Benim kafama düştü, benim kafama düştü, ben padişahın kızını alacağım diye havaya, sevinçten havayalara fırlar. Fakat bu arada bu kötü niyetli vezir, e, vezir doğru padişahın yanına gelir. Efendim der, biz bu kele olanı bu sarayda damat olarak istemiyoruz der. El alem halk ne der? Koskoca padişahın kel bir damadı var demezler mi? Padişah peki der ne yapacağız? Kızınız altın elmayı der. Yeniden der damat adayların başına atsın. Bir daha deneyelim. Padişahın kızı altın elmayı bir kez daha atar. Damat adaylarının başına. Tesadüf bu yine elma kel başına düşer. Kel ikinci kez kazandım, ikinci kez kazandım diye sevinçten havalara uçar. Ve o kötü niyetli vezir yine padişahın yanına gelir. Olmaz efendim, olmaz der. Biz istemiyoruz keldir, damat der bu sarayda. Onun için der bir daha yenilensin, bir daha elma atılsın. Çaresiz tamam der ya bir daha atılsın elma. Kızına der ki at kızın bir tane daha at. Kızı o altın elmayı bir daha atar damat adaylarının başına. Üçüncü kez damat adayı, damat adayı olan Keloğlan'ın başına düşer sevgili çocuklar. Yine Keloğlan havalara fırlar sevinçten. Üçüncü kez başıma düştü, üçüncü kez başıma düştü diye. Bu arada vezir yine koşup gelir. Padişah der ki olmaz efendim der. Kızınızı kelbe olana veremezsiniz. Sizler kel çağırın. Tamam deyin. Damat adayımız sizsiniz ama benim bir isteğim daha var. O isteğimi yerine getirirsen kızımı sana vereceğim de. Nedir bu istek demiş padişah vezire. Sayın padişahım deyin ki Keloğlan'a periler diyarında bulunan altın ağaçtaki elmadan bir tane elma getirirsen kızımı sana vereceğim der. Padişah çok şaşırır. Vezir efendi der ya böyle bir yer mi var? Böyle bir ağaç mı var? Böyle bir altın elma mı var? Ha? Efendim der. Var veya yok. Siz söyleyin. Nasıl olsa bu adam bu beceriksiz bu elmayı getiremeyecek. Siz de bundan kurtulursunuz. Kızınızı bir başkasına verirsiniz der. Şöyle bir düşünür padişah. Vezir haklı söylüyor. Doğru söylüyor der. Gel buraya der Keloğlan. Tamam der. Sen damadım olmayı hak kazandın ama benim bir isteğim vardır. Bu isteğimi yerine getirirsen kızım senindir der. Hemen kel olan el etep öper. Emriniz baş üstüne. Sevgili padişahım, sayın padişahım nedir isteğiniz benden der. Bak kel der. Periler diyarında altın bir ağaç var. O altın ağaçtaki altın elmayı bana getirirsen kızımı sana vereceğim der. Kel olan çok şaşırır. Bu periler diyarı sadece masallarda olur. Ben nereden bulacağım der, nereden bu altın elmayı getireceğim der. Ama padişah bu. Bir kere emir buyurdu. Yerine getirmek lazım. Tamam efendimler padişahın huzurundan ayrılır ve sarayın dışına çıkar. Aklına dev gelir. Hemen kuşağındaki o siyah ve beyaz tüyleri çıkartır. Birbirine sürter ve dev bir anda tozun dumanın içerisinde bizim Keloğlan'ın karşısına dikilir. Hayırdır Keloğlan der. Nedir kardeşim sıkıntı? Ne yapmamı istiyorsun? Benden dileğin nedir der. Ah der sevgili dev kardeşim hiç sorma. Ben der padişahın kızını almak için buraya geldim. Padişahın kızı damat adaylarının başına altın elmayı attı. Üç kez benim başıma düştü ama orada kötü bir vezir var. Bir türlü benim damat adayı olmamı istemiyor. Padişah da bana git periler diyarından altın ağaçtan altın elma getirirsen kızımı sana vereceğim de dedi. Ben ne yapacağım şimdi der. Yahu der, bu periler diyarındaki altın ağaç benim babama ait. Benim babam periler diyarının padişahıdır. Ama hiç kimseye o altın ağaçtan altın elma vermemiştir. Nasıl yapacağız der, bu çok zor bir istek. Nasıl yerine getireceğiz der. Vallahi bilmiyorum der, Keloğlan, çare sende. Sen bulacaksın bu çareyi der. Dev der ki, şu elimden tut, gözünü kapat, gidelim, babama durumu izah edelim. Belki der, sana o altın ağaçtan altın elmayı verebilir der. Devin elinden tutar, dev yum gözünü der, kel olan yumar gözünü, aç gözünü der, açar gözünü bir de bakarlar ki periler diyarındalar. Babası der ki deve, sen der nasıl olur da der insanoğlunu periler diyarına getirirsin. Sen bilmez misin bu periler diyarı insanoğluna yasaktır. Periler diyar, bu dev der ki babasına, babacığım der, kel olan çok çaresiz kaldı. Ona yardım etmek zorundaydım. Benim efendim olur bu kel olan der. Böyleyken böyle padişahın isteğini yerine getirmek için buraya geldik der. Padişah senin altın ağacından altın elma istemiş kızını kel olana vermek için der. Biz çaresiz durumdayız. Ne yapmamız lazım der. Periler diyarının padişah der ki, biliyorsun ben o altın ağacından kimseye altın elma vermiyorum. Ama benim de bir şartım vardır. Benim bu şartımı eğer olan yerine getirirse ben o altın ağacından Keloğlan'a bir tane altın elma verebilirim der. olan heyecanlanır. Söyleyin der Periler Diyarı'nın padişahı ne yapmamı istiyorsunuz? Valla der. Bu insanoğlunun yaşadığı Kaf Dağı'nın arkasında bir tane zümrütü anka kuşu yaşıyor. Eğer gidip o zümrütü anka kuşunun kuyruğundan bana bir tane tüy getirirsen sana altın ağacından altın elmayı veririm der. Tamam der getiririm ama nasıl getireceğini bilmiyor. Hemen dev der ki dev kardeş hadi der beni o kaftana götür. Dev tut elimden der elinden tutar yum gözünü der yumar gözünü aç gözünü der açar gözünü kaftana gelmişlerdir. Dev der ki bak kelo olan zümrüt Anka kuşu şu tepenin üstünde duruyor. Benim oraya gitmem yasak der. Sen git o zümrüt Anka kuşundan o tüyü nasıl alırsın bilemem der. Alır mısın, alamaz mısın bilemem der. Bir şansını dene. Tamam der Keloğlan. Doğruca tırmana tırmana o tepeye çıkar ve zümrüt Anka kuşu etrafında yavrularını almış oturmaktadır. Bir anda ayağa kalkar yavrularına yiyecek vermek için. Ayağa kalkınca sevgili çocuklar kuyruğundan kendiliğinden bir tane tüy kopmuş yerde durmaktadır. Hemen olan ses etmeden usulca o tüyü oradan alır ve kuşağın içerisine kor. Hemen koşar gelir deve. Tamam der dev kardeş. Bu Zümrüt Anka kuşunun kuyruğundan bir tane tüy aldım. Hadi beni der periler diyarındaki periler padişahının yanına götür. Dev devde tut elimden tutar, yum gözünü yumar, aç gözünü açar ve doğruca periler diyarında padişahın huzurundadırlar. Periler padişahına der ki, buyur der sayın padişahım, zümrüt anka kuşunun tüyünden sana kuyruğundan bir tüy getirdim. Tüyü alır, periler padişahı şöyle bir bakar, evet der. Hadi der, tamam sen sözünü tuttun, şimdi sözünü tutma sırası bende der. Git o altın ağaçtan istediğin elmadan bir tane elma al der. Hemen gider bizim kele olan o ağaçtan bir tane altın elmayı alır gelir. Tam periler padişahlar vedalaşacakken periler padişah der ki Ey kele olan der sen biliyor musun bu zümrütü anka kuşunun tüyü ne işe yarar? Hayır der bilmiyorum. Bak der bu zümrütü anka kuşunun tüyü bana yer altında bulunan bütün zenginliklerin yerini gösterecek altınların, zümrütlerin, gümüşlerin, yakutların yerini gösterecek. Çok zengin olacağız biz periler olarak der. Kel olan da der ki güler. Ey der periler diyarının yüce padişahı. Benim dünyalıkla hiç işim olmaz. Ben günü birlik yaşarım. Ne bulur, ne bulursam, neyle yaşarsam Allah'ıma şükreder, yan gelir yatarım der. O dünyalıklar senin olsunlar. Hadi bana eyvallah. Hemen devin elinden tutar. De yum gözünü der, yumar, aç gözünü der, açar ve padişahın sarayına gelirler. Evet der, padişahın huzuruna çıkar. Sayın padişahım der, istediğiniz altın ağaçtan altın elmayı size getirdim, buyurun der. Padişaha takdim eder, padişah bakar ki gerçekten altın bir elmadır. Ama bu arada vezir tekrar koşar gelir. Olmaz der sayın padişahım. Altın elmayı getirse de yine vermeyin der ya. El alem sana ne der? Kel bir damadı var demez mi? Sizler buna bir istek daha bulunun. Ya der vezir sen ne diyorsun? Adamın ne kadar yorduk. Bir istek daha nasıl bulunayım? Ya der siz bulunun. Ne yapacağız? Ne isteyeceğiz? Der ki kaftanın arkasında kanatlı bir at var. O kanatlı attan bir tanesini buraya getirebilirsen sana kızımı vereceğim de. Ya der böyle bir at mı var? Var efendim der siz söyleyin. Bu kel başına gidip bunu beceremez. Kızınıza siz vermemiş olursunuz der. Kel olan der. Tamam der. Kızımı almaya hak kazandın. Altın almaya getirdin ama senden son bir isteğim var der. Nedir bu son isteğin Sayın Padişah'ım? Bu kaftanın arkasında kanatlı bir at yaşıyor. O atı bana getirebilirsen kızım senindir der. Tamam Sayın Padişah'ım der. Çünkü emir padişahındır. Karşı gelinmez. Saraydan çıkar. Yine o iki tüyü birbirine sürter. Devi çağırır. Buyur der Keloğlan. Benden arzun isteğin nedir? Hiç sorma dev kardeşim. Benden padişah son bir istekte daha bulundu. Kaftanın arkasında kanatlı bir at varmış. Onlardan bir tanesini saraya getirmem isterler Der. Tamam kel olanlar tut elimden, elinden tutar, yum gözünü yumar, aç gözünü der, açar, kaftanı gelmişlerdir. Bak der şu tepenin arkasında o senin bahsettiğin kanatlı at durmaktadır. Git bir görüş der. Gelmek isterse al gel ben sizi saraya götüreyim der. Hemen o kanatlı atın yanına gider ve kanatlı atın hemen yüzünü böyle eliyle şefkatle bir okşar. Onu koklar öper der ki benim derdimin dermanı sen olacaksın. Ey der kanatlı at. Bana yardımcı olur musun der. Seni padişah istiyor. Seni ben saraya götürürsem padişah kızını bana verecek. Ben de bu gönlümün muradına ermiş olacağım der. Kanatlı at der ki eğer der senin der gönlünün muradına ben bir vesile olacaksam bundan çok mutluluk duyarım der. Hadi der gidelim bin sırtıma. Atın sırtına biner, at kanatlarını açar, Kanatlarını iki çırpar ve devin yanına gelirler. Deve der ki hadi bizi saraya götür. Tamam der. Dev tut elimi der tutar, yum gözünü yumar, aç gözünü der. Atla birlikte doğruca saraya gelmişlerdir gözünü açtığında. Hemen bizim kel olan koşarak padişahın huzuruna çıkar. Evet der sayın padişahım sizin istediğiniz kanatlatı getirdim sarayın bahçesinde diyorlar. Padişah çok şaşırır. Hemen sarayın penceresinden bir bakar ki evet gerçekten o kanatlı at sarayın bahçesindedir. Tamamdır Keloğlan der. Artık benim kızım senin karın olacaktır. Kızımı sana verdim der. Ama bu arada hemen o kötü niyetli vezir tekrar koşar. Hayır efendimler veremezsiniz. Biz bu sarayda kel bir damat istemiyoruz der. Artık Keloğlan'ın burasına kadar gelmiştir. Sayın Padişah'ım der, bu sizin veziriniz çok kötü niyetli bir vezirdir. Neden benim sizin damadınız olmamı istemiyor biliyor musunuz der. Neden der padişah. Çünkü bu vezir vezirliğinin devam edebilmesi için sizin kızınızı kendi oğlu da almak istediği içinler beni sizin damadınız olmamı istemiyor der. Vay der. Demek sen bu yüzden mi der bu olanı der onca meşakkatli işlere gönderdin. ha? Seni der bu saraydan atıyorum artık benim baş vezirim değilsin der. Bundan sonra benim baş vezirim ve damadım Keloğlan'dır der. O kötü niyetli vezir saraydan atılmıştır ve artık Keloğlan padişahın damadı ve padişahın baş veziridir sevgili çocuklar. Aman Allah'ım sarayda 40 gün 40 gece düğün yapılır. Keloğlan'la padişahın kızına. Ve 40 gün sonra bizim Keloğlan sarayın muhafızlarına emir verir. Hadi der gidin falanca köydeki yaşlı anamı alıp saraya getirin der. Vezir sarayın muhafızları gider o köydeki Keloğlan'ın yaşlı anasını saraya getirirler. Keloğlan der ki bak ana gördün mü ben sözümü tuttum. Padişahın damadı oldum. Padişahın kızını aldım. Bak padişahın kızı da bundan sonra senin gelinindir der. Padişahın kızına der ki, hadi kız der, öp anamın eline. Artık kayınvalidem bu der. Yani Anadolu'da böyle bir tabir var ya, öp kız anamın elini diye. Evet. Aynen onu yapar. Öp kız anamın eline der. Artık kay bu senin kaynanandır der. Padişahın kızı kayınvalidesinin elini öper. Fakat kayınvalide hala eski günlerde gibi sopasını eline alır. Keloğlan'ın başına bir başına vurur, bir sırtına vurur, bir başına vurur, bir sırtına vurur. A benim kel oğlum der. Keleço oğlum. Bir baltaya sap olamadık, bir sapa balta olamadık benim kel oğlum der. Evet, padişahın kızını aldım, padişahın damadı oldum, padişahın veziri oldum da ben hala sefil hayata devam ediyorum. Bana bir konak, bir ev yaptıramadın der. Anacığım der, üzülme. Hemen saraydaki görevlilere emir verir. Der ki sarayın bahçesine anama şöyle küçük, görkemli bir konak yapın der. Hemen padişahın ve bizim Keloğlan'ın anasına, saray bahçesine böyle görkemli, güzel bir konak yapılır. O günden sonra Keloğlan anası, padişah ve Keloğlan'ın karısı, padişahın kızı sarayda mutlu, mesut bir hayat yaşarlar sevgili çocuklar. Evet efendim onlar elmiş muradına biz çıkalım kerebetine. Gökten üç elma düşmüş. Birisi masalı anlatan benim kafama. Birisi masalı dinleyen siz sevgili çocuklarımızın başına, biri de kimin başına düşsün? Bu masalı yazan yazarın başına düşsün, değil mi? Buradan o yazarımıza da selamlar olsun. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sizleri gözlerinizden öpüyorum sevgili çocuklar. Alasmalık.